أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet arkadaşlar, Bakara suresinden devam ediyoruz. 9. ayet-i kerimeye geldik. Bu ayet-i kerimenin numarası sonunda yazılıdır. Hemen başlayalım. Estaizu billah. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ. Nasıl okuduk? Burası görüyorsunuz kalın, hırıltılı. يُخَا bir elif çekeceğiz. Metti tabi olmuş. يُخَادِعُ derken ayın harfi boğazımızı sıkacağız. Yine harfi metten vav gelmiş. Metti tabi olmuş. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ. Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün, dikkat. Bu lamı kalın okuyacağız. Bir kez daha okuyorum. Yuhadi'unallaha. Devam edelim. Vellezine amenu. Burası peltek. Vellezine amenu. Burada da harf-i met gelmiş. Devam edelim. وَمَا يَخْدَعُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا uzatacağız niçin? Çünkü kendisinden sonra gelen metti ne vardı? Sebeb-i met vardı. Sebeb-i met iki taneydi. Hemze, sükun. Bundan sonra gelen dik bir hemzemiz var. Onun için illa diye uzatıyoruz. Bir daha okuyorum. Ve ma yahdaun illa. Evet, bakın burada dik hemzemiz var. Onun için illa enfusahum. Burada da ihfa yapıyoruz. F harfi ihfa harflerinden. 15 tane demiştik. Burada ihfa yapıyoruz. Enfusahum ve ma yeş'urun. Yeş'ur. Bu ayın harfini biraz çalışalım. Ve ma yeş'urun. Evet, 9. ayet-i kerimemiz burada bitti. Devam ediyoruz. Fî kulûbihim meradun. Bakın burada mime uğramış. Bu dedik ki sakin mimin özel bir durumu, hali var. Sadece ondan sonra mim gelirse, bir de b gelirse o zaman ne yapıyoruz? Tutuyoruz bu mimi. Onun da bir ismi var, öğreneceksiniz. Fî kulûbihim meradun. Burada da meradun dilimiz damağımıza değmiyor. Niçin? Çünkü F harfi gelmiş. İhfa yapıyoruz. İhfa. Bakın burada lam elif var. Bu bir durak. Bu lam elif durağında durulmaz. Eğer durursak burada ileride okuyuşumuz hızlanınca geri almak zorundayız. Geriden alıp öyle devam edeceğiz. Normal şartlarda burada durulmaz. Bir tek bunda durulmaz. Devam edelim. Fezadehumullahu. Bir daha okuyorum. Bakın Allah lafzının lamını kalın okuyoruz. Niye? Ötreli. Feze keskin bu. Fezadehumullahu. Evet. Merada. Burada nasıl duruyoruz? Bakın iki üstün. Ne demiştik? İki üstünlü yerlerde dururken, cimdura dururken bunun bir tanesini iptal ediyoruz, uzatarak duruyoruz. Sadece iki üstün. İki ötrelilerde öyle bir şey yok. O durunca cezimleniyor. Nasıl durduk? Merada, merada. Bu şekilde durduk bir elif çekerek. Devam edelim. Ve lehum azabun elim. Burada durdum. Lam elif durulmaz. Şimdi burada bir ilk kez göreceğimiz bir tecvid kaidesi. Bugün onu öğreneceğiz. Ne demiştik? Demiştik ki iki ötre, iki üstün
İki esre yani tenvinden veya sakin nundan sonra muhakkak ne oluyordu? Bir tecvid kuralı oluyordu. Mesela burada ne oldu? Demin okuduk burayı. Azabun izhar oldu. İzhar. Bu hemze izhar harflerinden. Normal. Azabun derken izhar yaptık. Normal okuduk. Fakat burada bakın yine iki ötre geldi. Ondan sonra da B harfimiz gelmiş. Biz bugün şunu öğreneceğiz. Tenvinden mesela burada iki ötre tenvinden iki ötre gelmiş. Veya sakin nundan sonra B harfi gelirse bu tecvid kuralının ismi iklap oluyor. İklap Türkçe'de iklap. İklap oluyor. Ne demek iklap? Bakın bunun sonundaki bu elimün derken bunun sonundaki nun harfi var ya normalde elimün nunlamaktı ya bu. O nunu biz mime çevireceğiz. Nasıl olacak? Bakın. Elimüm bime. Elimün demiyoruz. Elimüm diyoruz. Müm. Yani şurada bir mim düşünün. Mim harfi. Elimüm bime. Böyle okuyacağız. Bunun adı da iklap. Tekrar geldiği zaman ben size tekrar tekrar söyleyeceğim. Onu da inşallah kavrayacaksınız. Elimüm bime. Elimüm bime. Bir kez daha okuyorum. Elimüm bime kânû yekzibûn. Bakın. Kânû. Hep bir elif çekiyoruz. Kânû yekzibûn. Burada durduk. Evet. İnşallah 10. ayet-i kerimeye kadar gelmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde inşallah devam edeceğiz. Allahu Teala Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.